Kamu düzenini o kadar. Varsa kamu düzenini zaten onu yazmasanız engelleyecek. O yüzden reelsen yazmasın manası yok. O zaman bilgisayarımızda esnaf reddisi yazarken şu dört kelimeyi yasaklı kelime yapabiliriz. Reelsen, onama, bozma, düzete onama Bunları yasaklı kelime yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Nasıl gidiyoruz? İyi gidiyoruz mu? Hızlı gidiyoruz mu? Peki. İstinaf tebliğat, yani burada diyor ki istinafın tebligat giderleri ve harçlar yatırılacaktır diyor. 5.235 sayılı buna teşkilat kanunu diyoruz. 52. maddeli harçlar kanunu hüküm eklendi. Harç yatırılacak. Başvurma harcı ve davanın gerektirdiği harç. Ama ilk derece mahkemesinin kararını kaldıran e, istinaf mahkemesi yeniden o karardaki harcı kullanmak kaydıyla yeniden hüküm kurduğu kaydan, kararda bu ilk derece mahkemesinden alınan harcı mahsup edecek. Burada yalnız özel dikkat edeceğiniz nokta şu. Buradaki giderler kelimesi bu yapılacak incelemeyle ilgili gider avansı anlamında değil. Nedir biliyor musunuz? Dosyadaki dilekçenin karşı tarafa tebliğ, dosyanın geliş gidişine ilişkin giderler. Neden burada gider avansı pozisyonunda ya da delil avans anlamında almıyoruz? Çünkü istinaf mahkemesinin henüz inceleme yapıp yapmayacağı, esasa girip girmeyeceği, tahkikat yapıp yapmayacağı belli değil de onun için. Sadece tebliğ giderlerini alıyoruz. Ne zaman? İstinafa başvuru yapılırken. İşte bu da önemli. İstinaf dilekçesine peki tebliğinden itibaren katılma yoluyla istinaf mümkün müdür? Evet, katılma yoluyla istinaf mümkündür. İstinaf katılma yoluyla istinafa da gidilebiliyor. Atlamam atla, söz aralarında söyledim ama yine atlamamak için bir kez daha burayı tekrarlayabiliriz. İstinaf dilekçesi eğer süresinde verilmemişse ya da karar kesinse Buna karşı ilk derece mahkemesi bu kararı, bu dilekçeyi reddedebiliyor. Reddettikten sonra bu kararın tebliğinden itibaren yine temiz uygulamasında olduğu gibi bir hafta içerisinde siz bu kararı yani ilk derece mahkemesinin sizin istinaf başvuru dilekçenizin reddine ilişkin kararı bir hafta içerisinde istinaf yoluna götürebiliyorsunuz. Katılma yoluyla istinafta önemli şöyle, katılma yoluyla istinafta cevap müddeti içerisinde yapılacak. Burada önemli bir cümle var istinafa başvuru hakkı olmasa bile veya kendisi açısından kesin olsa bile ya da karar başvuru süresini taraf geçirmiş olsa bile fark etmez bir taraf usulüne uygun bir istinaf yoluna başvurmuşsa onun karşı tarafı hakkı olmasa bile istinafa başvurabilir. Buna katılma yoluyla istinaf diyoruz. Ama burada yine önce bir incelik var. O da şu. Katılma yoluyla istinafta İstinaf Mahkemesi'nin ilk yani sizin katılma yoluyla istinaf yapan kişinin istinaf başvurusunun kaderi böyle yazıyor makalelerde çok güzel. Mukadderatı diyor. Mukadderatı asıl istinafa başvuran kişinin ince, talebinin incelenip incelenmesine bağlı. Eğer ilk de, is, asıl istinaf yapan kişinin istinaf talebi usulden bir sebeple reddedilirse ya da feragat edilirse sizin de istinaf başvurunuz ne yapılacak? İncelenmeyecek. Katılma yoluyla istinafın en önemli noktası bu. Peki istinaf yoluna başvurulduğunda İstinaf yolundan feragat edebilir mi? Feragat edilebilir. Ama burada bir borçlar hukuku ilkesi var biliyorsunuz. Diyoruz ki borçlar hukuku ilkesinde bir hak doğmadan feragat edilemez. Hak doğduktan sonra feragat edilebilir. Feragat edildiğinde dosya neredeyse o mahkeme feragat nedeniyle istinaf başvurusunun reddine karar verebilecek. Bunu ama henüz karar tebliğ edilmeden siz istinaf başvurusuna feragat etme şansınız olmayacak. Bu bir borçlar hukuku ilkesidir. Şimdi istinafa başvurmak icrayı durdurur mu? Burada aslında çok yabancı bir konu değil bizim için. Bildiğimiz bir konu. Evet, kanun diyor ki 342. 350. maddede istinaf yoluna başvurma hükmün icrasını durdurmaz. Ancak diyor, devam ediyor. Ne diyor ancak deyince? Hemen şunu söylüyor. İcra fras kanunu 36. madde hükmü gereğince istinaf mahkemesinden icranın geri bırakılması istenilebilir. Nasıl istenecek? Bunu hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz benden. Bir icradan mühlet belgesi, teminat yatıracağız. Bununla birlikte gideceğiz. Nereye gideceğiz? İstinaf mahkemesi. İstinaf mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyeceğiz. Nafaka hükümleriyle ilgili bir istinafın e, icranın geri bırakılması istenebilir mi? aynı eski düzenleme olduğu gibi istenemez. Bir de gayrimenkulün aynına ilişkin, aile hukukuna ilişkin ve şahsın hukukuna ilişkin kararlar için icranın geri bırakılmasına, talep edilmesine gerek yoktur. Neden gerek yoktur? Çünkü kanun açık hükmü var. Bunlar kesinleşmeden icraya konulamaz. Bu bilgiler zaten sizde var olan, sizin bilginin üstündeki tozu belki üflüyoruz. O çıkıyor. Onun altındaki temizdeki uygulamaların birçoğunun aynısı olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar Tabii sizler yapmayacaksınız istinaf yargılamasını ama istinaf yargılamasının nasıl yapıldığını bilmek ilginizi çekecektir. Siz bir dilekçe verdiniz ama mahkeme nasıl inceleyecek bunu? Bunu bilmeden o incelemenin nasıl gideceğini bilir misiniz? Ya da nasıl bir sonuca ulaşacağını bilecek misiniz? E bilemeyeceksiniz. O zaman istinafla ilgili inceleme nasıl yapılacak? Kanun koyucu hemen şunu söyleyeyim. Çok güzel düzenlemelerle istinaf yargılamasının hızlı olmasını istemiş. Demiş ki hızlı olmasını isterken bir defa bir ön inceleme koymuş. 352. maddeye. Demiş. Bir şu beş konuda ön inceleme yap demiş. Ön incelemeyi kim yapacak? Hakim arkadaşlara bunu anlattık. İster heyetçe, ister heyetçe tarafından görevlendirilen bir üye tarafından yapacak. Önce beş noktayı inceleyecek. Birincisi o dairenin görevine giriyor mu bu konu? Yani siz dilekçe verdiniz bir baktınız ki Dilekçe nerede e, temizli oluyordu ya 5. hukuk dairesinden 6. hukuk dairesine 7. hukuk dairesine gidiyordu ya dolaşıyordu. O hukuk hukuk iş bölümü inceleme kurulu kuruluncaya kadar hatır, da hatırlıyorsunuz dolaşıyordu. Şimdi o dolaşmanın önüne geçildi. O kanunun ilk e, ortaya atılan fikir babalarından biri benimdir onu söyleyeyim size. Dedim ki ya bu ne? bir dosya geldi elimize. iki buçuk sene boyunca beş tane daire dolaşmış. Buna bir çözüm bulalım dedik. Hemen bir çözüm bulundu. HİİK diye bir kuruluş kuruldu. Hukuk İş Bölümü İnceleme Kurulu. Dosya direkt bir daireye gidince eğer ben görev değilim diyorsak inceleme kuruluna göndeririz. İnceleme kurulunun verdiği karar kesin karar. Ben 15 hukuk dairesi üyesiyim. HİİK'ten gelen bir dosya uç bir örnek veriyorum. Boşanma bile olsa biz o dosyaya bakmak zorundayız. Yani o İş bölümü İnceleme kurulunun verdiği karar kesin. Burada da ne yapacak arkadaşlar? İlk istinaf mahkemesinin bakacağı konu İş bölümüne giriyor mu? Biliyorsunuz şu anda ilginizi çektiğimi bilmiyorum. HSYK'nın sitesinde var. Ankara'da örneğin 44 tane daire kuruldu. Bunların her birinin iş bölümü, 7, dairenin, 7 bölgenin 7'sinin iş bölümü de belli. Biraz Yargıtay'dan örnek alınmış. Çok da doğrudur zaten. Oradan e, önemli örnekler var. Ama ihtiyaca göre daireler kurulmuş. O dairelerde 1'de mi, 3'de mi, 5'de mi görüleceğini önce o bakacak. Tabii ki kendi iş bölümüne giren bir konuda yorum yapacak. Bilmeyen, girmeyen bir konuda yorum yapamayacak. İkinci bakacak şey, Acaba bu karar kesin mi değil mi? Hani anlattık ya 1500'ün altında rakam diyelim ki ya da özel bir kanunda hüküm var bu kesinse o zaman ne yapacak? Hiç dosyaya zaman harcamayacak. Bakacak kesin deyip gönderecek. Süresinde mi yapılmış? İki haftalık tebliğden itibaren dedik ama işte bu özel hükümlerde var. İstinaf süresinde değilse ilk derece mahkemesi zaten buna bakıyor da bakmamış atlamışsa istinaf mahkemesi de görürse onu da hemen mahkemesine iade edecek bir kararla. Başvuru şartlarının yerine getirilip getirmediği yine ilk derece mahkemesinin bakacağı konu ama bakılmamışsa bu da önemli ve bakacak. İstinaf sebep ve gerekçesinin gösterilmemiş hali. işte burada biraz ayrık bir hüküm var. Şöyle bir istinaf derecesi yazdığınızı düşünün. İnşallah yazmayacaksınız da. Şu, i̇stinaf derecesinde... Üç tane şey var. Bir, başvuranın adı soyadı. Avukatın adı verir. İki, imzası. Üç, hangi karara karşı istinaf yoluna girildiği. Başka hiçbir şey yoksa bunu istinaf mahkemesi reddetmeyecek. Kanun açık düzenleme yapmış. Diyor ki, 355'e atıf yapmış 342. Burada sadece kamu düzeninden olan hususları inceleyecek. Dilekçede eksiklik olduğu anda diğer eksiklikler varsa, eğer bu üçünden bir üçü varsa eksiklik yok sayıyor kanun. Bu üçü varsa tamam diyor. Ben bunu incelerim. Nereden incelerim? Kamu üzerinden. Ama bütün üçünün de ikisi ya da biri yoksa o zaman diyor ki başvuru e, şartı sebebi ve gerekçesi yoktur. Reddet. Başvuru gerekçesi olmadığından reddet. Yani bu beş halde ilk de, e, istinaf Mahkemesi ne yapıyor? Duruşma yapmaksızın ön incelemede karar veriyor. Hızlı gidiyoruz ama biraz konuları e, iyi aktarmak gayretinde olduğum için böyle söylüyorum. Böyle hızlı oluyor. Şimdi... Bir de arkadaşlar kanun koyucu istinaf mahkemelerine belli hallerde duruşma yapmadan karar verme yetkisi tanımış. Duruşmanın nasıl yapılacağını anlatmaya gayret edeceğim. Ama önce bunları bundan anlatarım. 353. madde demiş ki 5 tane ön incelemeyi saymış ya 352. Ondan sonra kanun koyucu demiş ki 353. maddedeki koşullar varsa 6 tane usul ilişkin 3 tane de esas ilişkin hükümler varsa burada demiş duruşma açmana gerek yok. Dikkat edin bu düzenlemelerin hepsi istinaf mahkemesinin hızlı yargılama yapmasının önünü açmak için yapılmış. Olabildiğince hızlı olsun demiş. Duruşma yapmak asıl duruşma yapmak duruşmasız karar vermek istisna. 353. madde bu istisnaları saymış. Demiş ki duruşmasız incelemedeki halleri esastan incelemeni İsterseniz şurada hemen bir birkaç cümle şundan bahsedeyim oraya geçelim. İstiname konusu var eleştiriliyor. Yani acaba kanun koyucu bakın diğer bütün usul hükümlerine atıfla halletmiş. 360. maddeye bir hüküm koymuş. Demiş ki bu istinafa ilişkin, usule ilişkin, e, usul, istinafın özüne aykırı olmama kaydıyla tüm diğer usul hükümlere uygulanır diye bir kumülatif atıf maddesi koymuş 360. madde. Ama burada özellikle istinabeye bir paragraf açmış, bir fıkra koymuş. Demiş ki 354.2'de istinabe yapabilirsin. Bu neden yapılmış biliyor musunuz? Eleştiriler hep bundan da istinabe yapamayacağı yönünde kafada fikirler oluştuğu için diyor ki ilk Mahkemesi İstediği bölge adliye mahkemesini ya da kendi bölgesinde olsa da olmasa da başka bölgede de olsa ilk derece mahkemesinin istinabe yoluyla ondan adli yardım alabilir diyor. Ne demek? Talimat yazıp keşif yaptırabilir. Talimat yazıp tanık dinletebilir. Talimat yazıp defter incelemesi yaptırabilir. Yani ilk derece mahkemesindeki şu uygulamadaki istinabenin bütün unsurlarını istinaf mahkemesi de kullanabilir. Ancak bütün yazarlar bunun üzerinde hem fikir ben de öyle düşünüyorum. Olabildiğince delilden delille doğrudanlık ilkesi, sözlülük ilkesi gereğince mümkünse eğer olabildiğince diyorum. Bakın altında çiziyorum kalın çizgilerle. bir delile ulaşmak. Örneğin Ankara İstinaf Mahkemesi, Ankara Asya Hukuk Mahkemesi'ne artık talimat yazmamalı. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama diyelim ki Akyurt'a yazabilir. Ama Ankara'daki bir Asya Hukuk Mahkemesi bunu dinle diye bir talimat yazmamalı. Çünkü artık burada bulunan, burada neyi değerleneceğiz? İmkanları değerlendireceğiz. Yani bu usul ekonomisini zedelemeyecek şekilde bu kişinin e, iyileri istinab etmek daha mı faydalı diye bakacağız. Şimdi yargılama usulü 360. maddeye atıf da yaptık. Sebeplerle bağlı incelemeyi söyledik. Şimdi duruşma yapmadan karar verecek 6 halden bahsediyorduk. Ön incelemeyi bitirdik. O 6 hal şu. Kanun koyucu bunları tek tek saymış. Bu 6 hal varsa sen duruşma açmana gerek yok demiş. Derhal bir karar ver. Gecikmesin dostlar. Şimdi diyorlar ki istinaf şişecek. İyi istinafı iyi bilirse, iyi bir istinaf dilekçesi, bakın istinaf iyi bilen istinaf dilekçesi, istinafı iyi bilen başkan ve üyeler olduğu anda istinafın şişme ihtimali yok. Ama tam tersi istinaf dilekçeleri yanlış olursa, hatalı olursa, istinaf mahkemeleri hakimleri de bu konuyu bilmezse şişer mi? Bence şişer de patlar bile. Bunu hakim arkadaşlar da söylüyorum ha. Sakın hani bize böyle söylüyor falan değil mi? Aynısını avukat, hakim arkadaşlar da bu cümlelerle söyledim. İyi bir istinaf incelemesi iyi bir dilekçeden ve bilgili Başkan ve üyelerden geçiyor. Bilmezseniz ön incelemedeki dosyayı alırsınız orca, verirsiniz duruşmayı üç ay sonrasına yığılır. Yığılır, yığılır. Halbuki sen onu ön incelemeye çıkarabileceksin. Duruşmasız inceleme yapma hallerinde birine giriyorsan onu fark etmiyorsun. Atıyorsun, dosyaya bakmamışsın, duruşmada bakıyorsun. O zaman şişer tabii ki. Ama dediğimiz gibi bunları tek tek bakarsan şişmez. Altı hal hangisi? Birincisi, yasak, davaya bakmaya yasak hakim. 34. maddede HMK'da düzenlenmiş. Bunları tek tek anlatmaya gerek yok. Hakim, yasakla hakim olmasına rağmen davaya bakmış. Adam da İstinava bunu getiriyor. Bakıyorsun ki adam eşinin davasına bakmış. Oğlunun davasına bakmış gibi. Hakim reddedilmiş. Hakim bu reddi sanki hiç yok saymış. Ya da yanlış şekilde reddetmiş. Davaya devam etmiş. Diyor ki sen artık istinaf mahkemesi olarak işin esasına falan girme. Hakim reddi müessesesi var. Gönder dostay diyor. Görev ve yetki ilişkin yanlış karar vermiş. Görevli olmasına rağmen bakmamış davaya görevsizlik vermiş ya da görevsiz olmasına rağmen tam tersi davaya bakmış. Yetki dediğimiz tabi usulüne uygun yetki. Bu kamu düzeninden sayılan yetkilerle ileri sürülen yetkilerden bahsediyoruz. Yanlış karar verilmesi. Şimdi dördüncü bir bent var. Bu dördüncü bent humuk zamanında yani 1086 kanun zamanında taraf ve dava ehliyeti olmayan ya da dava takibisi olmayan kişinin huzurunda dava görülmüş olması iken bunu genişlettiler. Bence katılmadım ama mecburen genişletilmiş. 6100 sayılı HMK'nın bu ilgili maddelerinde 353-4'te Diğer dava şartlarına aykırılık demiş. Diğer şa dava şartları deyince 114'teki hepsi giriyor. Derdestlik, kesin hüküm, hukuki yarar, aklınıza gelen hepsi giriyor. Aslında bura biraz tehlikeli madde olmuş. Neden biliyor musunuz? Bu altı halde istinaf mahkemesinin verdiği karar kesin. Buna karşı miktarı ne olursa olsun temiz gidemiyorsunuz. İşte bu dördüncü madde benim yani benim gündemde dedim bilim komisyonunun gündemine ısrarla getiriyorum. Bunu mutlaka değiştirmemiz lazım diyorum. İlk uygulama daha doğru diyorum. Beşinci hal ama dördüncü ben, nedir düzenleme normatif düzenleme bugün itibariyle dava şarttan aykırılık. Usulsüz olarak açılmamış sayılması kararı ya da birleşmeye ya da tefrik kararı verilmiş. Yani 150. madde, 166. madde ve 167. madde yanlış uygulanmışsa artık diyor ki sen burada yanlış bir birleşme yapılmışsa, yanlış bir tefrik kararı verilmişse, yanlış şekilde davanın açılmamış sayılmasına karar vermişse sen bunun esasına girme. Duruşmasız karar ver, istinaf mahkemesi denetim görevini yapmış olsun ve buradan dosya ilk derece gitsin diyor. Bakın ne kadar çok ilk derece gönderecek haller var. 5 ön inceleme, 6 da buradan geldi, 11. Şimdi... Bir de altıncı madde var. Bunun üzerine kitaplar yazılıyor şu anda. Diyor ki mahkemece tarafların gösterdikleri delillerin hiç değerlendirilmemiş olması, hiç toplanmamış olması ya da hiç değerlendirilmemiş olması. Bu Avrupa uygulamasında da hep sorun yaratan bir madde. Bunun ilgili çok geniş açık, ayrıntılı bir araştırma da yaptım. Hangi hukukta ne nasıl düzenleniyor diye arkadaşlardan yardım alarak. Hakikaten çok felaket bir madde. Şimdi bunun ölçüsü ne? İlk derece mahkemesi acaba 10 tane tanık var ikisini dinledi, diğer 8'ini sen mi dinle diyecek? Hiç diyor ya, iki tane hiç değildir. Dolayısıyla ben böyle yaparım diyor ilk derece hakim. Bana, bana anlatıyor bunu. İstinaf mahkemesi hakim de diyor ki olur mu diyor. 10 tanık varsa onu da dinleyecek. 9'unu dinlemiş, 1'ini dinlememişse ben gönderirim onu diyor. Şimdi böyle durumda ben şöyle söylüyorum. Deveye sormuşlar. İnişimi seversin yokuşumu. Deve düşünmüş ne demiş biliyor musunuz? düz yok mu bunun demiş. Aynen öyle. Düz yok mu demiş. Şimdi burada da şunu söyleyeceğiz. Hiç dediğimiz anda 10 tane tanık var. 8'ini dinle, ikisini dinlemedi gönder. Böyle bir şey yok. Burada bu yorumu şöyle yapmamız lazım. İlk derece mahkemesinin verdiği bir karar istinaf mahkemesince hukukilik denetimi yapılacağı olduğuna göre istinafın temel mantığı şudur. Önce bir istinaf ilk derece mahkemesi bir konuyu değerlendirecek. Tarafların kabul etmediği, ileri sürdüğü hususlarda da yanlış veya eksik varsa bunu kim bakacak? İstinaf mahkemesi bakacak. Sen hiçbir şey değerlendirmemişsen, esaslı bir konuyu değerlendirmemişsen, hep örneği kendi alanımdan veriyorum. Eser sözleşmesinde adam ayıp iddiası var, dosyada keşif yapmaksızın karar vermiş. Abartarak söyleyeyim, işte Ankara-İstanbul otoyoluyla ilgili uyuşmazlık var, trilyonluk dava, keşif yapmaksızın karar vermiş. Birlik incelemesi yapmaksızın karar vermiş. E böyle bir durumda olabilir mi? Yani ya da başka örnek yok mu? Var. Zilliyet nedeniyle tescil davası açmış. Garibim köylü Ahmet amca ilk derece mahkemesi hakimi keşfe gerek yok. Ya bu adamın olduğu belli zaten demiş. Davanın kabulüne karar vermiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani esaslı bir unsurun hiç değerlendirmemiş olması halinde ilk derece mahkemesinin doğrusuya bakması gerekiyor. Onun verdiği kararı istinafın incelemesi gerekiyor. Burada bilim adamları diyor ki ilk derece yargılaması da taraf için bir haktır. Bu hak diyor kimsenin elinden alınamaz. Yani dosyayı böyle alıp tabir caizse kendi işini istinafa yaptırmak için gönderemezsin. Çünkü burada diyor, istinafa başvurmadan önce tarafın ilk derecede mahkemesinde yargılanma hakkı var. Bu hak da tıpkı istinaftaki hak gibi bir haktır diyor. O yargılanma hakkını elinden alamazsınız diyor. Yani istinafa, bak, e, o zaman ideal olan nedir bu maddenin yorumunda? İstinaf ilk derece mahkemesi bütün sunulan delilleri toplayacak, bir değerlendirme yapacak. Burada eksik olan hususları istinaf denilecek. Bu altıncı madde burada devam edecek. Şimdi arkadaşlar buradaki bir kez daha vurguluyorum. Bu altı hal, saydığımız altı halde verilen karar kesin. Yani temiz yoluna gidilemiyor. İstinaf mahkemesi ne dediyse o. İşte bu o anlamda çok önemli bir madde haline geliyor. Peki aynı maddede duruşmasız yapılacak esas ilişkin haller nelerdir? Onlar da üç tane. Dikkat ettiniz bilmiyorum. Beş tane ön inceleme saydık. Altı tane usul ilişkin sebepler on bir etti. Duruşmasız karar verecek üç hal daha var. Bunun birincisi şu. Karar kanuna uygunsa istinaf başvurusu talebi usul veya seyahı Ben çok kullanmak istemiyorum ama çok oturduğu için kullanıyorum. Yargıtay'daki onamaya benziyor. Yani Yargıtay ilk derece mahkemesi kararını nasıl yerinde görüyorsa istinaf mahkemesi de dosyayı incelediğinde İlk derece mahkemesinin kararının doğru olduğunu anlamışsa. Doğru diyor bu karar, doğru. İstinafta ileri sürülen sebeplere bakmış, diyor ki temerrütten faize gerek yok, dava tarihinden yapılacaktı diyor. Tek sebep o. Bakıyor ki hakimin değerlenmesi doğru. Ne yanlışı var ki diyor. Ya da diyor ki hakim keşfe gitmeden keşif tutanağı düzenlendi diyor. Kim diyor bunu? Davacı vekil diyor. İstinaf mahkemesi bir açıyor keşif zaptını, davacı vekilinin imzası var. E neyini inceleyecek? İleri sürdüğü sebebe göre diyor ki yok senin bu talebin usulüne uygun değil. Ben bu talebini reddediyorum diyor. Dolayısıyla burada neye benziyor arkadaşlar? Onamaya benziyor. Yani ilk derece mahkemesinde şimdiki uygulamada temize gittiğinde onandığı gibi eğer istinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını doğru buluyorsa ileri sürülen sebepleri usul veya sayıya aykırı buluyorsa uygun bulmuyorsa ne yapacak arkadaşlar bu kararı? İstinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek suretiyle doğru bulacak. Dikkat edin burada onama kelimesini kullanmıyoruz. İstinaf başvurusunun esastan reddi. Artık bu tabirlere bizim alışmamız lazım. Şimdi ikinci ihtimal düzeltilecek bir hata varsa düzeltecek. O kadar basit bir hata var ki temerrüt tarihi yanlış yazılmış. Dava tarihi yanlış yazılmış. Ya da işte diyor ki irzankar tazminatı ver, vermiş ama isteyemez diyor. Ya da isteyebilir diyor, vermemiş gibi. Kararı okuduğunuzda hemen düzeltilecek bir hata varsa, hani yine söylemekte pek yanlış oluyor ama, yargıtayın düzelterek onamalarına benziyor. Faizin başlangıç tarihini değiştiriyor gibi. Basit bir değişiklik yapabiliyorsa, bu da düzelterek onamaya benziyor. Bir kez daha son kez söylüyorum diyorum ama, onama kelimesini. Ona benzeyen hallerde de, burada e, istinaf mahkemesi karar verebiliyor. Üçüncü hal, çok hoşuma giden bir madde bu. Gerçekten çok güzel. Diyor ki, istinafın önünü açmak için, siz diyor artık burada bir de şunu söylüyor. Eğer basit bir belgenin celbiyle diyor karar verebiliyorsanız bunu diyor bozma sebebi ya da e, esasa girme sebebi yapmayın diyor. Nasıl? Çok dikkatimi çeker, hoşuma gider. İlk derecede çok sıkıntısını çekiyorduk. Bir alacak davasında dosyayı okuyorsunuz, her şey sabit. Bir bakıyorsunuz noter ihtarnamesi gönderilmiş. ihtarname ya yok ya da ihtarname var arkasında tebliğ şerhi yok. Tebliğ şerhi olsa Karar vereceğiz. Tebliğ şerhi yok. Bir duruşma tebliğ şerhi isteme ile geçiyordu. Aynı şeyi isnaf için düşünmüş. Diyor ki bir tek belge istenecek. Mesela trafik kaydı. Mesela noter belgesi. Mesela maaş bodru örneği. Mesela buradan banka kaydı. Mesela tapu kaydı gibi. Bir tek belgenin celbi suretiyle karar verebileceksen bunu diyor artık diyor esasa girme dosyayı şişirme diyor. Onu esasa girmek için iste. Mesela tapu